Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugün ilginç bir hikayeyle karşınızdayız. Bir insan hikayesiyle. Düşünün, evinizden, ülkenizden çok uzaktasınız ve bir ülkede yalnız başına yaşıyorsunuz. Bu koronavirüs günlerinde şöyle bir hava almak üzere motorunuza biniyorsunuz ve Malta'nın ıssız yollarına dolaşmaya başlıyorsunuz. Ama bir kaza geçiriyorsunuz. Gözünüzü saatler sonra açtığınız zaman bir polis memuru sizi buluyor ve ambulans çağırıyor. Sizi hastaneye götürüyorlar. İlk müdahaleniz yapılıyor. Ama hastane şöyle bir öneriyle geliyor size. Ameliyat olmanız gerekiyor. Bu ameliyat sonrasında en az 5-6 hafta yoğun bir bakıma ihtiyacınız var. Koronavirüs nedeniyle biz ameliyat sonrasında sizi hastaneden çıkartacağız. Sizin evde kalmanız ve bir kişi tarafından bakılmanız gerekiyor. Aklınıza ne gelir? Ailemden birini çağırayım veya dilini bilmediğiniz bir ülkede parasıyla birisi gelsin yardım etsin. Bu mümkün değil. Çünkü koronavirüs nedeniyle hiçbir uçuş yok, hiç kimse de bu yardımı gerçekleştiremiyor. Nasıl döneceksiniz ülkenize? İşte Cem Kofoğlu'nun hikayesini birlikte dinliyoruz. Cem Bey bir yazılım mühendisi, 34 yaşında, 5 yıldır Malta'da yaşıyor ve yazılım işleri yapıyor. Aynı zamanda da havacılığa çok meraklı, bizim de yakın takipçimiz. Cem Bey'le bir Zoom bağlantısı yaptık. Başından neler geçti? Ambulans uçağı nasıl bindi? Kaç saatte o ambulans uçağı geldi? O hikayeyi bizim için paylaştı. Tüm bu işlemler bitip beni hani servise almaları, acil servisten normal servise almaları gece yarısını görmüştüm. Ben gece yarısı konsolosluk yetkililerini aradım. Durumla ilgileneceklerini söylediler. Sabah gözümü açtığımda ki yani saat 7 civarından bahsediyoruz. Doktorlardan önce konsolosluk yetkilileri hastaneye gelmişti. İçeri girmişlerdi. Hemen durum hakkında hem doktorlardan hem benden gerekli bilgileri aldılar. İhtiyacım olup olmadığını sordular. Bana iyi davranılıp davranılmadığını sordular. Birçok hani konsolosluğunda bu konuda bir listesi var anladığım kadarıyla. O listenin tamamını onayladıktan sonra sürekli irtibat halinde kaldık. Yani konsolosluk gitti, doktor geldi. Bugün dedi sana bir takım tetikler yapmamız gerekiyor. Günüm o tetikleri yaparak geçti. Yani bir sayısız tomografiye girdim. Birçok kan testi oldum vesaire oldu. Bu tetikler sonucunda ikinci gün denildi ki seni ameliyat almamız lazım. Yani ameliyatsız geçirebileceğim bir operasyon değil bu. Fakat ameliyatta da şöyle bir şey var. Ameliyata girersen 5 hafta boyunca uçamıyorsun. Malta'da yalnız yaşıyorum. Tek yaşıyorum. Doktor bana şunu sordu. Ameliyat sonrasında 4-5 haftalık bir bakım periyodum var. Sana bakabilecek kimse var mı? Olmadığını belirtti. Normalde kendilerinin hani bu işlemi sağlayabileceklerini ama şu an için koronavirüs nedeniyle söz veremediklerini söylediler. Sonrasında tabii biz bu görüşmeyi doktorla bütün tahlillerim bitmiş. Akşam doktor gitmeden önce işte saat 5-6 civarı yaptık. Sonra ben ailemle görüştüm. Konsolosluğa bilgi verdim. Hani ne yapalım acaba derken konsolosluktan Sağlık Bakanlığı ile bir iletişime geçseniz de dediler. Sağlık Bakanlığı'yla gece 9'da yazıştık. Yani Sağlık Bakanlığı normal bir mail attı. Yani siz de bugün Sağlık Bakanlığı sitesine girip bir e-mail gönderebiliyorsunuz. Biz de bir e-mail gönderdik durumu anlatan. Gece 11 civarı Sağlık Bakanlığı'nın birimlerinden olan acil işler birimi, tam ismini bilmiyorum. O birimin başındaki en yetkili kişi Ali Emre Bey bizzat kendisi e-postaya cevap olarak döndü. Hiç merak etmeyin, sizi oradan kurtaracağız, evinize ulaştıracağız. Bununla ilgili bir evrak süreci var. Bu evrak süreciyle ilgili de size bilgi vereceğim. Kişisel numarasını paylaşmış, bu benim kişisel numaram. Yarın sabah 8 itibariyle beni lütfen arayın şeklinde not düşmüş. Konsolosluğa bu bilgiyi aktardık. Sabah
kendisini aradık. Dedik böyle böyle. Telefonla ben kendim görüştüm. Ali Emre Bey bu süreçte bizzat ilgileneceğini söyledi. Süreç bu şekilde başlamış oldu. Yani bana bir liste gönderildi. Bu listeyi tamamlamam istendi. Ben de hemen doktorumu çağırdım. Dedim ki bak böyle bir belgeye ihtiyacım var. Kaldığım hastaneden istenen, doktorumdan istenen iki temel şey vardı. Birincisi uçabilir sertifikası ve ikincisi de enfekte bir hastalığımın olmadığına dair bir sertifika. Yani koronavirüs negatiftir. Aynı gün içerisinde doktor bu belgeleri hazırladı. Bu sürecin öncesinde mesela sabah 9'da Ali Emre Bey ile ben bir telefon görüşmesi daha yaptım. Beni tekrar aradı. Dedi ki Cem Bey işlemleri hızlandırmak istiyorum. Bana pasaport bilgilerini gönder. Sivil havacılık otoritelerinden gerekli izinleri alalım. Yani bürokrasi bürokrasiden daha hızlıydı. Malta'daki doktorum şöyle bir bilgilendirme yaptı bana. Dedi ki bu uçuşta bir embolizm riskim var. Biz bu riski minimuma indirmek için sana hem kan sulandırıcı yapacağız hem takviye birkaç bir şey yapacağız. Ve %1'in altına çekmeye çalışacağız. Ama hala dedi %1 civarında bir riskim var. Bunu kabul ediyor musun? Dedim kabul ediyorum. Buna dair de bir taahhütname imzalatıldı bana. Gece beni geldiler, ambulans firması aldı. Konsolosluk yetkilileri de refakat etti. Ambulansla havalimanına transferim gerçekleştirildi. Ambulansın içerisine gümrük muhafızları geldi. Beni aradılar. Ufak bir kabin bagajım vardı. Kabin bagajımı aradılar. Pasaportumu aldılar. Pasaportuma damga vurup pasaportumu geri teslim ettiler. Bu işlem sonrasında pist tarafına alındık. Ambulansımızın önüne de bir eskort verildi. Sonrasında bizim Sağlık Bakanlığımızın uçağı gelince bu eskortla birlikte uçağın yanına gidildi. Beni orta alana indirdiler. Orta alana indirdikten sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileri teslim aldı beni. Onlar uçağa bindirdiler. Bu, aslında bir iş yeti gördüğüm kadarıyla. Bu Legacy 650. İçerisinde 6 tane sedye var. Ve öğrendiğim kadarıyla hani bu tam donanımlı bir uçak. Yani belki ufak operasyonların da yapılabileceği gerekmesi halinde. Ona göre dizayn edilmiş. Karantina şeyleri olan, yani içine girdiğinizde verdiğiniz havayı filtreleyip dışarı veren, dışarıdaki havayı içeri alan, sistemi olan bir bölümler olan bir uçak. Yaklaşık 3 kişilik bir hemşire, doktor, paramedik ekibi vardı. Bunlar Sağlık Bakanlığı yetkilileri. Beni aldıktan sonra standart kontroller yapıldı. Bir kitleme işlemi yapıldı. Ölçümlerim yapıldı. Bir takım sorular sordular. Ağrım var mı gibi bir form yapıldı orada bana. Sonrasında da havalandım. Ben aslında şeye çok seviniyordum. Yani tarihteki ilk Malta-İzmir uçuşunu yapmayı planlıyordum ama öyle olmadı. Ne yazık ki Karadağ'a gitmek zorunda kaldım. Zor durumda olan bir Türk vatandaşı hanımefendi, kanser hastası. Karadağ'a gittik. O hanımefendiyi de aldıktan sonra önce İstanbul'a indik. İstanbul'da pasaport girişlerimiz yapıldı. Hanımefendi oradaki ambulansa teslim edildi. İzmir'e devam edildi. İzmir'de de beni karşıladılar. Oradaki ambulans aldı ve hastaneye oradan götürdü. Operasyonum İzmir'de oldu. Perşembe sabahı 10 civarında hastaneye giriş yaptım. Bütün tetkiklerim aynı gün içerisinde yapıldı. Cuma günü sabah 8'de de operasyona girdim. Gözümü açtığımda saat 3'tü. Bu çok gurur verici bir şey. Dünyada çok büyük bir pandemi var. Birçok ülke kendi hastalarına bakamaz vaziyette. Yani mevcut siz hastaneye gitseniz sağlık hizmeti alamıyorsunuz. Böyle bir durumdayken, ben trafik kazası geçirdim, kolum bacağım kırık. Çok müşkül bir durum. Yani 5 hafta boyunca, affedersiniz, tuvaletimi yapamayacak bir haldeyim. Buna kayıtsız kalmayan bir bürokrasi, buna kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanlığı. Ve normalde hani bu işler hep şey diye düşünürdüm. Başvuru yaparsınız, sonunda hazır bir metin size ulaşır diye düşünüyorum. Öyle değilmiş. Bizzat mail attım. Gecenin 11'inde bu birimin en tepesindeki kişi Ali Emre Bey. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Döndü. Bu arada hani söylemediğim, mesela bakanımız, Sağlık Bakanımızın da durumdan bilgisi olduğunu, bana geçmiş olsun dileklerini ilettiğini Ali Emre Bey bu arada yazdı bana. Büyükelçilik inanılmaz bir efor sarf etti.
Yani ben o güne kadar uzun süredir Malta'da yaşıyorum. Büyükelçiliğimizde yani yolum düşmemişti. Açıkçası büyükelçilikte ne yapıldığına dair de çok böyle fikrim yoktu. Fakat bu insanların canla başla çalıştıklarını, her anında yanımda olduklarını, hatta yani burada size yayın öncesi aktardım fakat belki yayında aktaramayacağım, off the record kalması gereken bazı şeyler yaptıklarını, yani hastaneye giriş çıkış yok, şey yok falan, bakıyorsunuz elçilik çalışanları elin kolunu sallaya sallaya buraya geliyor, benim vatandaşım diyor, şey diyor. Bu arada yani şunu da söyleyeyim, Maltalı yetkililere de çok teşekkür etmek lazım. Yani bu süreci çok iyi yönettiklerini düşünüyorum. Ben bunu dışarıda anlattığımda yani şimdi yabancı arkadaşlarım arıyorlar geçmiş olsun dile için. Diyorum ambulans uçakla geldim falan, soruyorlar hangi sigorta diyorlar. Normal bir hizmet olabileceğini düşünmüyor kimse bunu. Diyorum Türkiye Cumhuriyeti sigortasıyla yaptık bu iş falan. Anlaması da biraz güç oluyor açıkçası. Sadece yakınlara, taraflara vesairelere bu tip şeyler olur gibi. Hayır, ben hiç öyle biri değilim. Yani devlet erkanından kimseyi tanımadığım gibi bugüne kadar ne bir ilişkim olmuştur, ne bir tanıdığım vardı, ne bir şey vardı. Sade vatandaş olarak bir mail attım ve şunu biliyorum. Gecenin 11'inden itibaren belki 100 kişi uyumadı benim için. Cem Bey'in anlattıklarını dinledik. Gerçekten hani bürokrasi deyince her şeyin yavaşladığı şeyler aklınıza gelebilir ama çok iyi çalışan bürokrasinin de bazen işleri ne kadar hızlandırdığını, bir maille başlayıp 24 saat içerisinde o ambulans uçağın nasıl Malta'dan gelip Cem Bey'i aldığı ve evine İzmir'e döndürdüğünün bu çok enteresan bir hikayesi. Umarım kimsenin başına gelmez ama eğer bir gün başınıza bir şey gelirse bu yolları unutmayın. Yapacağınız tek şey o ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ulaşmak. Büyükelçiliklerimiz bu konuyla ilgili hemen Sağlık Bakanlığı'yla, ilgili makamlarla temasa geçecektir ve sizleri kurtarmak için ellerinden geleni yapacaktır. Ama isterseniz bir de olayın tıbbi tarafına bakalım. Doktor Fikret Umur bu konuda özellikle hasta nakilleri konusunda uzman bir isim. Uzun yıllardır bu işi yapıyor. Ambulans helikopterler, ambulans uçaklar veya normal yolcu uçaklarında bu tür hasta nakillerini gerçekleştiriyor. Gelin bakalım bu hasta nakli nasıl yapılıyor? Hangi prosedürler geçerli? Bunu birlikte görelim. Öncelikle benim sormak istediğim konu, diyelim ki bir acil bir durum var ve ambulans, helikopterle, uçakla bir hastanın uçurulması gerekiyor. Siz doktor olarak neye bakıyorsunuz önce? Öncelikli olarak böyle bir talep geldiği dakikadan itibaren bütün bilgilerini istiyoruz. Bu bilgiler coğrafi konum bilgileri, hastanın tüm bilgileri, olayın ne zaman olduğu, ne şekilde geliştiği, herhangi bir ön müdahale yapılıp yapılmadığı, bu müdahalelerin içerisinde neler olduğu, hangi doktorlar tarafından yapıldığı, hastanın o anki durumu ve bununla ilgili gelişebilecek, gelişmiş olan komplikasyonların tamamını, hiçbir şeyi açıkta bırakılmadan tüm veriye ulaşmak istiyoruz. Bunları elde etmek istiyoruz. Ama bu bize verilen verilerle sınırlı kalmıyor. Biz diğer kaynaklardan, hastanın kendiyle yapılacak video konferanslar da dahil, sahaya adam göndermek de dahil olmak üzere çok kompleks bir süreç başlatıyoruz. Yani hiçbir zaman bizim yaptığımız meslekte, özellikle bu hasta uçacak ise kontrol itimada mani değildir. Kağıt olarak verilmiş, dijital olarak verilmiş her türlü bilgi, belgeye ek olarak da değerlendirmeler sonucu gerekli görülürse önden de bir değerlendirme ekibi, ki bu ekip büyük olasılıkla hastayı aynı anda taşıyacak ekip de olabilir, daha önceden bölgeye iner, hastayı yerinde takip eder. Bu bir saat de olabilir, iki gün de olabilir, üç gün de olabilir, gerekliliği kadar. Daha sonrasında operasyona hazırlanma süreci başlar. Burada tabii bazı riskler olabiliyor. Örneğin mesela ameliyat olmuş birisi en kısa ne kadar sürede uçabilir? Havacılık tıbbı tarihine de baktığımız zaman aslında her hasta uçar. Herhangi bir dakikada da uçabilir. Fakat bunun pros kons değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Bulunduğu yerde kalmasının hastanın hayati tehlikeleriyle ilgili bir artı tarafı varsa, hareket ettirilmemesi gerekiyor ise orada bırakılır. Ama kalması
nakil edilmesinden daha büyük zarar sağlayacaksa o zaman ayrı bir sınıfta değerlendirmeye kalkar. Bu sebepten dolayı şunu söyleyebilirim ki her hasta her an belirli şartlar ve belirli gözetimler dahilinde uçabilir. Ama genel olaraktan, tevabet olarak bakarsak özellikle kemik ameliyatları geçirmiş hastaların akciğer embolisi durumlarının yüksek altitude'da çok ciddi sıkıntılar ve problemler yaratma ihtimali olduğu gibi indikten sonra da, yere indikten sonra, nakil gerçekleştikten sonraki 48 saat içerisinde de hayatı tehdit edebilecek durumlara varabilecek komplikasyonlar yaratmasından dolayı biz normalde kırık ameliyatları vesaire gibi durumlarda mutlaka bir 14 gün en azından hastanın kıpırdatılmaması gerekliliğini tavsiye ederiz. Fakat dediğim gibi bunların hiçbir tanesi %100 kural değil. Öncelikli olaraktan hastanın durumu ve nakil gerekliliği bir bütün içerisinde kompleks bir yapı olarak değerlendirilmek durumunda. Ekipler, tedaviler, uçuş sırasında uygulanması gereken ek durumlar oluşabilirse buna göre hazırlanaraktan ve dediğim gibi öncelikle yerinde gidip hastayı da bil fiil fiziki olarak uçuşa uygunluğunu değerlendirerekten karar verir. Biz tabii ambulans, helikopter, ambulans, uçak diyoruz ama ne özelliklere sahipler? Minimum ekipman olarak kabinde nelerin olması lazım? Bunların hepsi öncelikli olaraktan yapılacak olan transferlerin içerikleriyle alakalı. Alınacak olan hastaların durumlarıyla ve kondisyonlarıyla alakalı. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Bir ECMO aleti setinden, yani bütün kan sistemini belki seyircilerin kafasında karıştırmamak için basitleştirmeye çalışacağım. Kalp ameliyatlarında kullanılan, kanı kalpten alıp çevirip tekrar geri veren aletler kadar kompleks aletlerden tutun. Sadece kardiyak monitoring yapan, akciğer solunum durumunu, kalp durumunu, diğer vital parametrelerini ölçebilecek ve oksijen desteği sağlayacak daha az komplike standartlarla da uçabiliriz. Ama ambulans uçak statüsü ya da ambulans helikopter statüsü elde etmek için tabii ki her şeyden önce tam donanımlı bir acil servis ekipmanına sahip olması gerekiyor ki bu da bütün tansiyon, nabız, solunum ölçme fonksiyonlarını değerlendirme sistemlerinden, oksijen destek sistemlerinden herhangi bir durumda bir acil, hayatı tehdit edici durum gerçekleştiği zaman bütün müdahaleleri yapacak tüm elektronik ve medikal ekipmanın içeride bulunmasını gerektiriyor. Buna kısacası tam donanımlı bir acil servis, hastane acil servisiyle yoğun bakımı arasında değişebilen bir skalada olduğunu söyleyebiliriz. Ben bir de Türkiye'deki sistemi sormak istiyorum. Çünkü yurt dışında birçok yerde özel sigortalara veya çok iyi sigortalara verilen bu hava ambulansı hizmeti Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Mevcut sistem 2008 yılında başladı malumunuz. Devlet tarafından ilk helikopter ambulanslarla Ankara'da başladı. Daha sonra 2010 yılında uçak ambulansları da geçilerekten o günden bugüne dünyada oldukça hatırı sayılır bir noktaya geldi. Bunu dediğiniz gibi öncelikli olarak kamu sağlıyor. Kamu hizmetlerinin içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız bu hizmeti almak için, hak sahibi olmanız için yeterli. Herhangi bir ücret ödemek durumunda değilsiniz. Tabii ki bu hizmeti alabilmek için bazı kriterler var. Dediğim gibi bu nakil edilme gereklilikleri ya da listedeki diğer bekleyen hastalara göre hayati önem taşıyan bir rahatsızlığın olup olmaması ve ivedi olaraktan vatana geri getirilme, yani repatriasyon, öncelikli olarak yabancı bir ülkeden ülkeye ya da ülke içerisinde daha teşekküllü bir hastaneye sahip olan il ya da ilçelere, konumlara nakil edilmeniz için belirli kriterler var. Bunlar uzman ekipler tarafından değerlendirildikten sonra bedava şekilde bu hizmeti alabiliyorsunuz. Özele geldiğimiz zaman özel ambulans, özellikle hava ambulansları sınıfında kamudan çok daha önce başlayan bir hizmet. Yani 1990'lara kadar geçen, 2008-2010 yılında kamu olarak verilmeye başladı hizmet ama helikopter ambulanslarla sağlanan hizmetler 1990'larda başlamış durumda ki bunları da şu anda beynelminel dünya çapında da bilinen asistans şirketlerimiz var ya da arama kurtarma hizmetlerini yapan, özellikle offshore platformlar içinde bu hizmetleri veren asistans şirketlerimiz, Marmara Asistans gibi, bunların öncülüğünde başlamış oldular. Günümüzde hava ambulansı özel sigorta kapsamında da
bazı sigorta poliçe sahipleri ülkemizde de kullanabiliyorlar. Eğer ki bu şeyse, poliçelerinde belirtilmişse. Ama sıklıkla şunu söyleyebilirim ki yurt dışındaki kadar etkin ve verimli bir kullanımı yok. Ama ambulans hizmetleri genellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel sektör kapsamında konuşursak, seyahat sigortaları kapsamında yurt dışında başlarına gelebilecek herhangi bir sağlık sıkıntısı durumunda geçerli oluyor. Ülke içerisinde özel hava ambulansla nakil sigorta poliçelerinde pek yer almamakta. Tolgozbek.com'da her gün saat 19'da yeni videolarla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Koronavirüs günlerinde en azından evdeki zamanınızın daha iyi geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Lütfen bize sorularınızı yorum yazarak iletin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve tabii ki olmadıysanız hala kanalımıza da lütfen abone olun. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizlere elektronik postayla ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine mesajınızı yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.